Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce SPK'nın bildirisiyle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı arkadaşlar portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi ve aracı kurumlar tarafından verilmektedir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapınız. Şimdi Genelde bu saatlerde video atmak adetim değil ama çok fazla Twitter'dan soru geldiği için hemen bir güncelleme videosu daha çekmek istedim. Makeup videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Genel anlamda bir giriş yapacağız, ardından teknik görünümünden bahsedeceğim çünkü çok fazla merak eden dostumuz var. Şimdi dostlar Makeup'ın geçen seneyle bu sene arasındaki kıyaslamasına bakarsak gördüğünüz gibi satışlarında %226'lık bir artış, arkadaşlar brüt karında %154, esas faaliyet karında %336, önde ve net dönem karında ciddi bir artış görebiliyoruz. Borçluluk tarafında da bir artış söz konusu ama karlılıkla borçluluk kıyasladığınızda bu borçluluk benim için şu an hiçbir şey. Öz kaynaklarında da bir miktar artış var. Bunu da şöyle değerlendiriyorum. Bakın sermaye arttırma tarafına baktığınızda biliyorsunuz bedelliye katılmıştık ve sermayeyi 250 milyon lira yapmıştık. 250 milyon liraya yükselttiğimiz sermayeye karşılık 385 milyon liralık bir öz kaynağımız söz konusu. Artık yeni fabrikaya geçtik. Yeni fabrikada çalışmaya devam ediyoruz. Kısa zamanlı olarak yatırım yapacağı bir yer yok. Gözüyle bakıyorum ben. Çünkü yeni fabrikanın da GES, işte diğer enerji yatırımları falan hepsinin daha öncesinde şurada bizim MEGAP videomuzda daha öncesinde hep konuşmuştuk. Bunları tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum buradaki MEGAP videolarımızı. Şimdi bu MEGAP videomuzda neyi konuşacağız? Dedik ki açıklanan karlılıkta ve son çeyrek bilançoda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten konuşmuştuk. Ee, hemen Şimdi teknik tarafını bir değerlendirelim. Teknik tarafında ne var? Dostlar artık yakın vade bakıyorum. Ama hadi gene eğitim niteliğinde olması için ne yapıyoruz? Bir hisseye bakarken önce uzun vade görüntüsünü her zaman açıyoruz. Bir üst kanal direnci çiziyoruz kendimize ve yükselen trendimizi bulup çiziyoruz. Ana yükselen trendimiz ve ana yükselen kalan trendimiz. İkisinin de rengini aynı yaptım. Turuncuya çevirdim. Karışmaması adına. Megap'ta şu anda neredeyiz? Artık zamanla Grafiklerde yakınlaşarak bir bulalım. Şimdi baktığınız gibi haftalık grafikte şöyle net bir görüntü var dostlar. Bakın dip, tepe, dip, tepe yukarı çıksa da aşağıya tekrar iniyor. Şurada bir dip yaşıyor ve şu an tekrar arkadaşlar bizim önemli olan bakın. Önemli olan şu turuncu üst kanal direncimizi kırmaya doğru devam ediyoruz. Yani aynı zamanda ne yapıyoruz biz? Biz şu arada... Hissemizi sıkıştırıyoruz dostlar. Buradaki sıkışma çok önemli haftalık görünümde. Yükselen trend desteğimizin nizami çalıştığını şurada da görüyoruz. Fitil attı ve fiyatımızı yukarıda bırakmayı başarabildi. O yüzden bizim şuradaki yükselen turuncu desteğimiz şu an çok çok iyi çalışıyor diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ama bu desteği çok önemli bir destek seviyesi olarak kabul edebiliriz. Bakın şurada fitil atsa daha sonra tekrar ikinci kez şurada bizim hemen grafiği büyütüyorum. Bakın gördüğünüz gibi turuncuya temas etse de bir türlü bu seviyenin altına sarkmayarak fiyat zaten yükseleceğim ben demek istedi bizlere. Bunu zaten bizi takip eden dostlarımız ve hisseyi yakından takip eden dostlarımız yükselen trendimizin çalıştığını biliyor. Şimdi artık yakın zaman derimindeyiz, günlük grafikteyiz. Bakın çizgiler kafanızı karıştırmasın. Önce şuradaki siyah çizgiye bakıyoruz. Bakın siyah çizgide bizim düşen bir kamamız vardı ne zamandan aralığın 2022 Aralık'tan beri düştüğümüz bir kamamız vardı. Biz daha sonra bu kamanın şuralarda yukarı yönlü kırıldığını belirttik ve buradan yine güzel bir kazanç elde ederek şurada %20'ye yakın %18'lik bir yükseliş yakaladık dedik ki bakın turuncu çizginin üstüne çıkamıyoruz çok önemli. Çıkamadık ve tekrar geri geldik. Bakın bu artık turuncu kanalın içindeki hareketlerimiz çok önemli. Buradan geri geldiğimizde %26 düştük. Herkes öldük bittik dedi ama dedik bakın gene trend desteğine geldik yapıştık. Ve buradan yükselişle birlikte şu an tekrar %24 getiri hissemiz sağladı. Tabii ki bu arada bedelliye de katıldık. Bunlar da var. Bedelliyle ile ilgili de elimden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Elimden geldiğince Megab tarafında bilgiler de vermeye çalışıyorum. Sizler de Megab ilgili yeni haberler falan duyarsanız tabii ki bunların e, haberlerini, bilgilerini yorumlar tarafından paylaşabilirsiniz. Mümkün oldukça biliyorsunuz yorumlara önemsiyorum ve mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Şu an neredeyiz? Bakın arkadaşlar şu an öyle bir yerdeyiz ki aslında bizim şurada üst kanala geçemediğimiz fitil olarak kalan bir yer vardı. Ve burası bizim düşen trendimizde ikinci temasımız olarak kalmıştı. İkinci temasımız olduğu için artık bir şu siyah zaten kamadan çıkmıştık biliyorsunuz. Yukarı yönlü kırılıp şurada trend dibinden bizim şu turuncu yükselen trend dibinden de onay almıştık. Aynı zamanda kamadan da çıkmıştık ve kamanın onayını yapmıştık ve yukarı yönlü bir ivme başlatmıştık burada. Burada trend dibinden mallanan arkadaşlarımızın şu anda anlık olarak %20 getirisi mevcut. Peki bu arkadaşlar ne yapacak? Bakın açıkça söylüyorum. Artık biz burada mavi çizgimizi görüyorsunuz. Mavi çizgimizin kalanlığı zaten 4. Mavi çizgimizin de bakın mumu yaklaştırdım. Şu anda anlık olarak üzerindeyiz bu fiyat hareketinde. Peki ne kadar üzerinde kalmamız gerekiyor? Arkadaşlar 3.47 buraya yazdım 347 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece bizim mega hissemiz hızlı bir şekilde şurada arkadaşlar 389 390'lara kadar bir şekilde fiyatı doldurması gerekiyor 390 olarak buraya fiyatımızı yazdım Şuradaki 390'a kadar hissemiz kademeli olarak yavaş yavaş kendini doldurması gerekiyor Çünkü bakın çeyreklik bir açı benim için güzel geldi o yüzden buraya doğru yapacağı bir doldurmada Dipten alanlar şuradan pozisyon yakalayan dostlarımız Bizi takip edip hisseyi takip eden dostlarımız zaten Baktığınızda buradaki tepeye kadar yüzde 35'lik bir getiri sağlayacak Buna hepimiz hemfikiriz e Hissemizi zaten geçmişten uzun vade tutanlar da var ki keza ben genelde Uzun vadeciler tarafından e, Yorum alıyorum ya da hani bir hocam bir bakalım gibi Şey yapıyorum bir video çekelim bir güncelleyelim diye o yüzden mega videosunu birazcık daha Sık güncellemeye çalışıyorum şimdi bugün 3.47 üstünde kapanış gelsin Megap'ta. Ondan sonraki oluşumu hacim artışını biraz daha inceleyelim. Bakın erasay kalkmış. erasay 60 seviyelerde. MACD de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Peki 3.90 geçildiği takdirde ne olur? İşte o zaman işler değişir. Biliyorsunuz şurada bangır bangır bağırmıştım. Demiştim ki bakın üst kanal direncine geçtik onay alıyoruz diye. Ve ondan sonra %60'lık bir yükseliş getirmiştik buraya. İyi hatırlayın şu seviyeleri. Burada tabi bu seviyeler 5 lira, 5.85 5 lira seviyelerinde falandı yanlış hatırlamıyorsam. Burada dedim ki hakikaten kanalın üstüne çıktık. Onaya geldik. Onaydan bir aldık. %60'lık getiri saldık. Şimdi bu oluşum tekrar yaşanabilir mi? Tabii ki yaşanabilir. Şu anda güçlü görünümünü hissemiz sürdürüyor. Hareketli ortalama tarafına bakarsak neler söyleyebiliriz? Hareketli ortalamalarda bizim verilerimizi destekliyor mu? Bakın günlük grafikte tüm hareketli ortalamanın üzerinde fiyat hareketimiz devam ediyor. Ve üstelik 21 günlük kafayı kaldırmış. 200 günlüğün altına da 60 tekrar üstüne hacimli geçmiş. Ve 50 ve 100 günlüğünde üstündeyiz. Ve aynı zamanda düşen kırılımı Megap'ta gelmiş dostlar. Bu çok önemli. Hem düşen kırılımı gelmiş hem hacimimizde artış var. Hem de hareketli ortalamalara da sırtımızı yaslamışız. Neden bu yükseliş buradaki yükselişler gibi olmasın? Ama her zaman söylediğim gibi arkadaşlar stop seviyesi falan çok önemli. Kar realize etmek çok önemli. Şimdi 15 günlük bir çalkantılı dönem var önümüzde. Ee, biliyorsunuz seçim ikinci tura kaldı olayı falan var. Bu çalkantılı dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah borsanın açılışında ana tahtaları vadeli olan pozisyonları bastılar ve milletin elinden malı topladılar. Selamun Aleyküm dediler. Yani bu tarz olayları borsada görebiliyoruz ama Megap tarafında güçlü görüntü şu an için devam ediyor. Bu çok iyimser bir görüntü. Tekrar söylüyorum. Şurada benim artık paylaştığım bakın bu seviyeleri kaldırmıyorum. Bunlar duruyor burada. Şurada nokta nokta fiyat çizgileri var. Belki size uzak kaldığı için gelmez ama hani hedeflerimiz hala güncel. 3.90'ın üstünde 4.11 onun üstünde 4.73 onun üstünde 5.96 ve onun üstünde ilk hedefimiz olan 7.15 seviyesi arkadaşlar fiyat hedefimiz. Peki buradan dipten yakalayan arkadaşlarımız ne kadar getiri sağlayacak burada? Bizim yükselen trendimizden yakalayan arkadaşlarımız yukarıya döndü. Yaklaşık arkadaşlar 7 liraya geldiğinde %150'lik bir getiri sağlamış olacak. Megap Ateşte ateşledi diyebilirim. Ama bakın daha önceden Megap'ın bir iki kere fake'ini yedik. 3.47 hadi birazcık daha esneyin ve 3.45 deyin. Tamam mı? 3.45 üzerinde kalması Megap tarafında çok önemli. Hareketli ortalamalarda şu an destekliyor bizi. Hacmimiz de destekliyor. Bir miktar hacim artısı var. Megap fitili ateşlemiş olabilir diyoruz ve yakın zamanda takibe geçiyoruz. Dediğim gibi tekrar toparlıyorum. Dipten alan arkadaşımın şuradaki bizim turuncu üst kanal direncimize kadar zaten %35'lik bir keterisi olacak. Biz eğer turuncu üst kanal direncine çıkarsak bakın daha önce çok sert bir fitil atıp geçememiştik orayı günlükte geriye salmıştık. Bu sefer bunu başarır ve üstüne geçersek o zaman fiyat hareketimiz çok çıldıracak. Bakın şurada bizi bu fiyat hareketi tuttu. Hareketli ortalamaları kapatalım. Grafiğimiz biraz sadeleşsin. Şurada bu fiyat bizi tuttu. Şurada tutmaya çalıştı olmadı. Ardından düşü yedik ve sert düştük. Onun harcı yukarı kırmaya çalıştık burada olmadı. Şurada tekrar denedik bir daha olmadı. Ve burada sert bir fitille denedik yine olmadı. Yani neden söylüyorum bunu? Biz bu fiyatı çok denedik. Bu fiyat hareketinin buradaki oluşum güçlü bir oluşum. O yüzden buraya geçmemiz önemli dostlar. Üstüne basa basa söylüyorum. 3.90'ın üzerine kaldığımız gün hacmimiz daha da artar ve artık yatay bantları takibe başlarız. Zaten o zaman da sağda solda her yerde megap grafiğini göreceksiniz. Aa, hisse gidiyor uçtu şöyle böyle bunları göreceksiniz. Yani bunlar hissemizde önemli bizim kar realize edeceğimiz noktalar olacak. Tabii ki alıp böyle bangır bangır 15 benim megap hedefim biliyorsunuz 15 lira. 20 lira arasındaki bir bant asıl bandım. Ama aradaki kademeli satışları da değerlendireceğiz. Bakın burada 5.90'larda o zaman 10 küsür falan gitmişti galiba. Tam hani şimdi fiyatı hatırlayamadım. 11 lira kadar vurmuşlar. 10.80'lere. Burada malın bir kısmını boşaltarak ne kadar iyi hamle yaptığımızı hatırlıyorsunuz. O yüzden bunlar önemli dostlar. Biz aralarda kar realize ederek elimizdeki lotumuzu daha da çoğaltacağız. Zaten %100 bedelsizine katıldılar, bedellesine katıldılar falan derken orta vadeli yatırımcıların elinde çok güzel lotlar var. Küçük yatırımcı elindeki lotu tutuyor. Ve şu anda da hissenin bir gider havası var. O yüzden bu havayı bozmaması dileğiyle güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum ben. Şimdilik takibimiz bu şekilde dostlar. Bu şekilde takip etmeyi ben uygun görüyorum. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Zaten ben gün içi birçok hisseye baktığım için ve farklı işler yaptığım için bazen çok yakından takip edemiyorum. Önemli bir haber ya da önemli bir şey olduğunda bana hemen Twitter'dan da yazabilirsiniz. Twitter'daki hesap adresim bu. YouTube'dan da tabii ki yorum ya da mesaj atab, yorum atabilirsiniz. Ben hemen geri dönüşünü yapar, incelemeye elimden kadar geldiği kadarıyla incelemeye çalışırım. Güzel bir bilanço açıkladığımızı düşünüyorum ben. Tekrar toparlıyorum. Buradaki şuradaki borçluluk benim için ilk etapta önemli değil. Geçen yıla göre zaten %200'lük bir artışlar gayet güzel. Benim beklediğim rakamlarda bunlar. Bu karlılık iyice artacak iyice de artacağını düşünüyorum ben. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah Mega tarafında. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Rakamlarımızı buraya bıraktım. Desteklerimizi. Ha geri gelirsek. Bakın bir de onu konuşalım. Bizim bu turuncu turuncu yükselen trendimiz var ya artık çok önemli. Bunun altına düştüğü anda arkadaşlar kısa vadeli lotlarınızı çıkın. Acımayın çıkın. Onun altına düştükten sonra yeni alım yerleri kovalarız. Tekrar bu kananın kamanın dibine inebiliriz. O da çok Canımıza acıtır. Şu anki yükselen trend desteğimiz turuncu trend desteğimiz ve bu trend desteğimiz bizim kalemiz. Bizi ayakta tutan trend desteğimiz bu turuncu trend desteğimiz dostlar. Sakın unutmayın bunu. Şimdilik Megap tarafında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bereketli günler bizleri bekliyordur. Düşüncelerimizde yanılmayız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.